Erol Hocam, ne oluyor diye ben size bir sorayım. Ama şu Lavrov'u da üzerine ekleyeyim mi bilmiyorum. Lavrov, Ekleyin. Antalya Diplomasi Forumu. Hadi onu bir getirelim. Antalya çünkü Diplomasi Forumu'nda. Sayın Lavrov yapmaması gereken bir şey yapmış. Evet. Onu söyleyelim. Arkadaşlar, Almanya Diplomasi Forumu'nda Lavrov'u isterseniz buraya getirelim, isterseniz furi olarak verin ama tam olarak görmemiz lazım. Çeşitli yerlerinde de dondurarak bir montaj rica etmiştim. Evet. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la konuştuktan sonra oradan ayrılıyor. Hayır, sesiyle vermeniz lazım. Lütfen başa alın arkadaşlar. En başa alalım. Sesini açın. Açıklaması hakkında ne söylemek istersiniz? Şimdi burada durdurun. Evet. Şimdi Macron'un açıklaması hakkında ne söylemek istersiniz derken hiç güleceğim yoktu demeye getiriyor bu ama. Asker gönderme. Asker gönderme evet. Meselesi. Hani burada aslında ilk başta tekrar başa bir alabiliyor muyuz arkadaşlar? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da görüşmüş. Macron Ukrayna'ya asker gönderilmesi açıklaması hakkında ne söylemek istersiniz? Ay hiç güleceğim yoktu ya falan, yani ben çok rahatım gibi mi? Yani yönlendirmiyorum ama burada bir anda. Hiç de öyle orada, değil. İlk önce gülüyor, sonra bakın bir yandan koruması Sky News Arap temsilcisinin böyle bir elini tutuyor. Yani mikrofonların Lavrov'a yakınlaşmasını engelliyor. Lavrov'un sol tarafından koruması engelliyor. Sağ tarafından hamle yapan Zaharova, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü arkada. Kadıncağız çok tedirgin. Hani koşarak ön tarafa doğru geliyor. Ve o da sağ taraftan mikrofonların uzatılmasını engellemeye çalışıyor. Şimdi bu taraftan aynı soru soruluyor. Yani ilk önce ilk soruya ne diyorsunuz Macron'un asker göndermesi konusundayken aslında bir gülümseyerek cevap veriyor. Herkes de bir gülüyor. Devam edelim, sonra ne oluyor? Bakın burada omuz attı. Zaharova tutmaya çalışıyor. Başkalarını engelliyor. Görüyor musunuz Zaharova'nın halini? Başkasını tutmaya çalışıyor. All of you are sick. Hepiniz hastasınız. Ne diyorsunuz? Çok daha hoş. Hiç hoş. Zavallı Zaharova. Arayı bulmaya çalışıyor. Araya girmeye çalışıyor. Hayır, koruması ayrı tutmaya çalışıyor, Zaharova ayrı tutmaya çalışıyor. Evet. Ve sonunda hepiniz hastasınız diyor. Çok, çok gergin ve çok sinirli. Evet, soruyu da yazalım. Macron'un Ukrayna'ya asker göndermesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sorusu üzerine bu hale geliyor. Ne diyorsunuz? Efendim çok kritik. Yani burada müsaadenizle ben şuradan anlatmak istiyorum. Şimdi 3 aşama var. Bir, Putin geçen hafta bir kıyamet senaryosu çizdi. Hı hı. Nükleer vururuz ederiz. Sarmat, Yard, Zirkon, işte Poseidon. Resmen bir kıyamet senaryosu çizdi ya. Akıllı olun dedi yani. Ha işte, ama neticede hani bir nükleer demek kıyamet senaryosu demek. Ve bunu kullanırız dedi yani. Varoluşsal bir tehdidi de geçtim. Bana şöyle bir saldırı olur, böyle bir saldırı olsa 6-7 madde yazmışlar. Değiştirdi adam, nükleer silah kullanma konseptini değiştirdi. Değiştirdi. Yani bu iyi bir şey değil. Niye? Macron yüzünden. Söyleyeyim. Sebebi şu, sadece Macron'da değil. Aslında Avrupa ülkeleri olası bir gelişmede, Ukrayna'daki gelişmede karşı Ukrayna'nın... keşke şeydi harita. Bütün şeyi... Avrupa ile beraber. Yok yok, olsun. Hayır şey. Dnieper nehrini de. Dnieper içinde zaten. Koysalardı evet. Şöyle. Dnieper zaten o. Şuradan şuraya kadar geliyor. Yani olası bir Ruslar şu an Ukrayna ordusunun güçsüz olduğunu farkındalar. Ukrayna ordusu Ukrayna'yı Ruslara karşı savunabilecek güçte değil. Bu bir Ruslar için fırsat sağlıyor. Ruslar da bunu fırsat bildikleri için hazırlanıyorlar. Muhtemelen bu yaz başı, bahar sonu yaz başında. Öyle bekliyorlar Mayıs'ta. Bakın buradan kuzeyden ve güneyden kuşatıcı manevralarla Kiev'den Karadeniz'e kadar gelen Dnieper nehriyle Rusya sınırı arasındaki bölgeyi işgal etmeyi düşünüyorlar. İşgal edecekler. Buna hazırlanıyorlar. Şimdi ama
Soru şu, buraya Dnieper nehrine kadar gelirse Ruslar Dnieper'de durur mu? Durmaz çünkü Ukrayna ordusu savunmasını 6 kuşak halinde, kuzeyden güneye 6 kuşak halinde Dnieper nehriyle Donbas arasındaki bölgeye yaptı. Yani Dnieper nehriyle Polonya sınırı arasında bir mevzi yok. Yani asıl savunmayı buraya oturttu. Evet, heh, şu anda Dnieper. Sağ olun, teşekkür ederim. Yani asıl savunması güçlerini evet, burada topladı. Dolayısıyla buradan Polonya'ya kadar şey yok. Eğer mevzi yok. Yani tutunabileceği Ukrayna ordusunun mevzi yok. Yani şurası düşerse Ukrayna ordusu biter. Maazallah şuradan şöyle çıkar. Şimdi size soruyorum. Yani hocam siz de bilirsiniz, Sayın Nur Hanım siz de. Buraya kadar gelmeye muvaffak, son savunma hattıdır şeyin. Ukrayna ordusunun son savunma hattı evet, Dnieper Nehri'dir. Buraya hocam, kadar gelirse. Bir dakika, buraya, içine çıkmamız lazım. Buraya evet, alırsa. Peki Ruslar buraya durur mu? Durmaz. Durmayacak. Şimdi peki, durmaması an Avrupa Rusların kendi kapılarına gelmesini beklemeden Dnieper Nehri ile Polonya arasındaki Batı Ukrayna'da Ruslarla savaşır. Verdikleri mesaj bu. Evet. O yüzden Lavrov çok tedirgin. Tedirgin.